Kıymetli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Yeni binamızın ilk konuğu Ahmet Tercan. Bu konferans konuğumuz diyelim. Ama tabii ki bir söyle şekli olacak bu program. Konferansımızın, söyleşimizin konusu Ahmet Bey'in eserler, yazdığı eserlerin değerlendirilmesi şeklinde olacaktır. Ben kendilerine vakfımızın davetini kırmayıp buraya teşrif ettikleri için ayrıca Canan Gönül'e teşekkür ediyorum. Ben kendilerini kısaca tanıtmak istiyorum. Kendileri aynı zamanda hemşerimiz, Çerkeslerin mesleği konuma mensup. 1957 yılında Kırşehir'de doğdu. İlk orta okulu Kırıkkale'de İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Lise eğitimini Ankara'da. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde tamamladı. 1981 yılında gazeteciliğe başladı. Ve çeşitli gazete, dergi, televizyonlarda, radyolarda programlar yaptı, köşe yazılar yazdı, yöneticilik yaptı. Bazı, efendim söyleyeyim, bir dizi işte hikayeler yazdı, kaleme aldı. Bununla birlikte film senaryosu, dizi filmler senaryosu kaleme aldı, yazdı. Ve 2003 yılında Başbakanlık basın danışmanlığı görevine geldi. 2008 yılına kadar bu görevi yürüttü. Ve sonrasında tekrar gazeteciye döndü. Ve yazmaya da devam ediyor, üretmeye de devam ediyor. Son günlerde işte çıkan, basılan son aylarda diyelim, İki önemli romanı, Kafurun ve Sarı, çok önemli yankıları oldu bu camiada. Kendisi evli ve 4 çocuk babasıdır. Ben sözü müsaadenizle kendisine bırakmak istiyorum. Süre 45 dakika, 1 saat çerçevesinde takdir yine sizin. Sonrasında sorular olursa ayrıca bir zamanda yine ayrılmaya çalışacağız. Müsaade edersiniz. Hepinize merhaba. Çok teşekkür ediyorum beni davet ettiniz. Kafkas Vakfı'nın davetlisi olma şerefine nail oldum. Mehdi abinin karşısında konuşmak zor. Çünkü tamadeler tamadesi olarak inşallah Gamze'ye aykırı bir söz sadır olmaz olursa da şimdiden söz şirisan için affınızı niyaz ederim. Bahsedilen iki kitap, Kafirun ve Sarı'nın bir üst başlığı var. Alkımın altından kimse geçemez. Bir üçleme olacak inşallah bu romanlar. Türkiye'deki üç ihtilal dönemi, üç darbe dönemini, üç romanla anlatmak istedim. Üst başlıktaki halkın kelimesi Anadolu'da bugün artık kaybolmuş bir kelime. Fakat çok güzel Türkçe bir kelime. Şerkez olarak Türkçe'ye katkıda bulunduğumu düşünüyorum. Bu ve benzeri kelimeleri yeniden edebiyatta kullanarak halkım gökkuşağı demek. Gökkuşağının altından geçmek diye bir çocuklar arasında yaygın, özellikle oğlan çocuklar arasında yaygın bir efsane var. Gökkuşağının altından geçilirse cinsiyet değişeceği, oğlansa kız, kızsa oğlan olacağı diye bir inanış var. Ya da hazine bulursun, ya da padişah bulursun, sultan bulursun falan gibi şeyler var. Oğlanlar pek meraklıyım, kız olmaya yani. Hikmetse, ben de kendimden biliyorum. 6-7 yaşlarındayken gökkuşağının altından bakalım kız olacak mıyım diye geçmeye çalışırdım. Bunun temel esprisi şu, üç darbe dönemini anlatarak Türkiye'deki mevcut sistemin eleştirisini yapmayı düşündüm. Nedir? Kafirun romanında iki bölüm var. İlk bölüm iki İsmet, ikinci bölüm iki Hikmet.
İki İsmet'ten bir tanesi mahallede bir genç gelin. Eve işte dost olarak bir adamı alıp basıldım korkusu ve evi iki defa yakan, işte tutkuları olan şehvetli bir kadın. Diğeri de Türkiye'deki mevcut rejimin, sistemin artık neredeyse sembolleşmiş ismi haline gelen İsmet Paşa. Bu ikisinin aynı isimde olmasının temel esprisi şu, şunu vermek istedim. Kişisel ihtiras siyasette kullanılırsa aynen kişisel ihtirasın, yani kişisel şehvetin dozu arttığında şiddete dönüşeceği gibi siyasi ihtiras da şiddete dönüşür. Fakat kişisel ihtiras, kişisel şehvet diğerinin yanında çok daha masum kalır. Çünkü sadece kendisine ya da etrafa zarar verir. Ama siyasi ihtiras şiddete dönüştüğünde bütün toplumu etkiler. İkinci bölümde iki hikmet. Yani birinci bölüm şehvet ve şiddetin anlatıldığı bir bölüm. İkincisi ise iki hikmet. İki farklı inanç dünyasından, fikir dünyasından isimleri aynı olan iki kişi. Bunlardan bir tanesi tarihi bir şahsiyet. Doktor Hikmet Kıvılcımlı. Türkiye'deki komünist hareketin ilk öncülerinden. Ama Türkiye'deki komünistler içerisinde çok ayrı, çok özel bir yeri olan bir insan. Bugün hala bayağı kalabalık bir grup doktorcular olarak komünistler arasında adlandırılır ve neredeyse Doktor Hikmet Kıvılcımlı'nın dervişi gibi o kadar sadık faaliyette bulunurlar. Doktor Hikmet Kıvılcımlı'nın Kırşehir Hapishanesi'nde yattığı dönemde annesi Münir Hanım sokakta aç kalır, kalacak yeri yoktur. O sırada kamyon şoförü olan Çerkez Hikmet Usta, Ali Hikmet Usta, kadıncağızı çöplükte ekmek kırıntısı toplarken görür. Gider kahvede sorar, yani böyle bir kadın var, buralıya da pek benzemiyor, kimdir bu diye. Komünist doktorun anası derler. Nedir bu kadının hali? İşte parası yok, pulu yok. Yani siz adam değil misiniz diye sorar. Ya biz ona şimdi yardım etmeye kalksak bize de komünist damgası vuracaklar. Size damga vuracaklar diye bu kadın ölecek mi der. Ve gider kadını bulur, evine davet eder. Evinde misafir eder. Oğlu Doktor Hikmet Kıvılcımlı cezaevinden çıkıncaya kadar. Bu arada komünist Doktor Hikmet ile Nurcu kamyon şoförü Çerkez Hikmet arasında bir anne şeyi üzerinden dostluk oluşur. Kendisine sorar bir ihtiyacın var mı diye, annesinin evinde misafir olduğunu haber verdiğinde. Ona hiçbir şey lazım değil, her şey var. Eğer sokabilirsen cezaevine yazı kağıdı ve kalem. Onları ister. Bunları isteyince Risale-i Nur talebesi olan Sayın Nursi'yi de tanıyan bir insan çok üzülür bu duruma, çünkü kendi üstadının Afyon cezaevinde ve diğer kaldığı bütün cezaevlerinde başına gelen hadisenin aynısıdır. Ona da yazı kağıdı yasaklanmıştır. O da tıpkı Doktor Hikmet gibi eline geçen bütün kağıtlara, yani sigara kağıtlarına özellikle kendi düşüncelerini yazar. Said Nursi Hazretleri de sigara kağıtlarına yazılarını yazdığı için sigara içen mahkumlarla bir arada olmasın diye tecrüzi atar var. Yani koskoca bir koğuşta tek yatak, sobası da yok koğuşun. Orada tek başına içeriye kağıt girmesin de ne olursa olsun diye atarlar. Hatta bir risalesini
yazacak kağıt bulamadığı için o soğukta sırtındaki fanilayı çıkartıp fanilasının üzerine yazmış. Bunları hatırlar ve çok etkilenir. Cezaevine yazı kağıtları falan sokar. Şimdi sistem, Türkiye'deki mevcut sistem, hala devam eden sistem, tek renkli bir sistem. Halbuki biz çok renkli bir kültürden geliyoruz. Doğu kültürünün en büyük şubelerinden biri olan İslam kültürüne ait bir toplum. Ve bu toplum zorla Batı kültürüne sokulmaya çalışıyor. Batı kültürü zorla onun üzerine giydirilmeye çalışıyor. Tanzimat'tan bu yana sert bir şekilde devam eden bir şey bu. Cumhuriyet'le de başlamamış. Daha öncesi var. Doktor Hikmet Kıvılcımlı'nın bir tezi var. Osmanlı Tarihi'nin Maddesi isimli kitabında Osmanlı'yı çok mükemmel analiz eder. Bu işte batılılaşma diyeceğimiz çok Doğu toplumunun bir Batı kültürünün içine sokma hadisesinin ilk Fatih Sultan Mehmet'le başladığını iddia eder. Ve Osmanlı'yı iki döneme ayırır. Birinci dönem Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethedip kanunnameyi irad ederek kendisini Kayseri Rum, yani Roma İmparatoru ilan ettiği güne kadar Osmanlı'yı birinci dönem olarak adlandırır ve o dönemi Resulullah ve Hulefai Raşidin dönemine benzetir. Dört halife dönemine benzetir. Ve Alp Eren tabirini ilk kullanan belki ülkücülerden önce ilk kullanan kişidir. Ve çok güzel anlatır o şeyi. İşte padişahın herkesle birlikte, vezirleriyle, ailesiyle birlikte yemek yerken nasıl sütre arkasında tek başına yemek yemeye başladığını ve eteğini öpecekler ayrı, dizini öpecekler ayrı, elini öpecekler ayrı tasniflendirerek etrafındaki insanın tam bir Roma teşrifat usulünün getirildiğini, Bizans'ın bütün kurumlarını tercüme yoluyla birebir kopyasının Osmanlı'ya adapte edildiğini anlatır ve çok hazin bir cümle kurar. Der ki, Bizans'ı fetheden Fatih'in Bizans tarafından fethedilmemesi imkansızdı. Şimdi bu cümle çok önemli ve yazdığım romanların temel fikrini oluşturuyor. Size uymayan, size acı veren bir sistemi siz tamamen değiştirmezseniz o sistem bir gün mutlaka sizi kendine dönüştürecektir. Nitekim Kafirun romanında Cumhuriyet'in ilk kurucu meclisinde görev yapmış olan Kırşehir mevzusu rahmetli Müfit Hoca bir karakter olarak kullanıldı ve Müfit Hoca'nın ağzından bir siyasi değerlendirme yapıldı. Orada Müfit Hoca'nın söylediği işte toplumu koskoca bir milleti Eben kuşağının altından, gök kuşağının altından geçirip tabiatını değiştirmeye zorladılar. Halbuki bu olacak şey değildi. Çünkü fıtrat esastır ve her şey aslına rücu eder. Ve bir örnek gösteriyor. İşte Demokrat Parti dönemi, Demokrat Parti'nin sonuna doğru gelinmiş. Çok ciddi çatışmalar başlamış. Yani Halk Partililerle Demokratlar arasında. Orada der ki, Halk Partisi'nden doğan bütün partiler renkli bardaklar içine konulmuş su gibidirler ve bunların sözü demokrat olsa da özü Halk Partisi'dir. Ona rücu edeceklerden. Nitekim öyle de olur. Bu temel düşünce üzerine bina ederek işte bu topluma uymayan sistemin bu topluma nasıl acılar yaşattığını bütün kesimleri gözeterek yazmaya çalıştım. Şimdi özellikle Kırşehir'den
Kırşehir ağzını da kullanarak Anadolu'nun tam ortasından bir hikaye yazmam sebebi de bu sistemin, bu rejimin Türkiye'nin sadece belli bölgelerine değil, yani Doğu ve Güneydoğu'ya değil, Anadolu'nun her satına acılar çektirdiğini gösterebilmek için değil. Hatta öyle bir sistem ki herkes acı çektiriyor, sistemin uygulayıcılarına da acı çektiriyor. Kafir'in romanındaki savcı başlığıyla anlatılan bölüm, yine Sarı romanında albay ve kaymakamın durumu, işte Türkücü Molla Hafız İhsan Efendi karakteri üzerinden anlatılan bir hakim meselesi var. O, yani sistemin uygulayıcıları da acı çeken insanlar. 1951 yılında yaşanmış bir hadiseyi, yani Doktor Hikmet Kıvılcımlı'nın 1949-51 arasındaki hayatından bir kesidi. Ben özellikle 1961'e taşıdım ki 10 yıllık bir sapma yaptırarak 27 Mayıs darbesiyle birleştirip bir mesaj vermeye çalıştım. O mesaj da şuydu. Doktor Hikmet Kıvılcımlı Demokrat Parti'den önce hapsatılmış bir insan. Yani 22,5 yıl, hayatının 22,5 yılı hapislerde geçmiş bir insan. En fazla hapis eden komünist ve hapislerde de en fazla kitap üretmiş, kendine ait tezler olan tek komünist. Başka bir özelliği var. Bütün komünizme dair bütün tezlerini İslam üzerine bina etmeye çalışıyor. Böyle bir derdi var. Ya Esma-ül Hüsna şerhi olan tek komünist. Allah'ın 99 ismini Marksist literatürle açıklamaya çalışır. 114 ayeti, 114 sureyi böyle bir bakış açısıyla incelemeye çalışır. Yani bir bilim adamıdır. Ama bunu kendi toplumunun kültür zemini üzerine oturtmak ister. Ve işte Cumhuriyet'in başından beri kendisi yani İstiklal Madalyası alması gereken bir insanken Yörük Ali çetesinde Yunanlılara karşı savaşmış ve müfreze komutanlığı Ankara'nın atamasıyla müfreze komutanlığı yapmış olmasına rağmen Cumhuriyet döneminde sürekli ömrünü hapislerde geçirir. Bunu 1960 yılına taşımamın sebebi Komünist Doktor Halk Partisi döneminde hapiste olduğu gibi Demokrat Parti döneminde de hapistedir. Zaten çıktıktan sonra hapishaneden çıktıktan sonra Vatan Partisi'ni kurar ve partisinin Eyüp Meydanı'nda yaptığı mitingdeki konuşmasıyla dini siyasete alet etmekten suçlanarak yeniden hapsedilir. İki yılda mülteci damgasıyla yargılanır. Çünkü o konuşmada tamamen Resulullah ve Hulefai Raşid'in dönemini anlatan bir konuşma. Yani muhteşem bir konuşma gerçekten. Özellikle Hazreti Ömer'i örnek alarak çok sert bir konuşma. Her dönemde sağdan soldan bütün kesimlere, yani kendi rengine uymayan bütün kesimlere baskı uygulamış bir tek renkli bir sistem, rejim bu. Ve toplumun tabiatını değiştirmeye zorluyor. Bunun bütün sancılarını hala yaşıyor. Ve bu sistem tamamen değiştirilmediği sürece yaşamaya da devam edecek. İkinci roman Sarı, birincisinin devamı, temel karakterler orada da devam eder. O da 10 yıl sonrasını Kırıkkale'den anlatan bir roman. Kırşehir'de 4-5 yaşlarında olan Sarı Mahmut 10 yıl sonra İmam Hatip Okulu öğrencisi olur. Ve İmam Hatip Okulu öğrencisi Sarı'nın gözüyle 68 kuşağının anlatıldığı bir roman.
İşte deniz gezmişleri, mahir çayanların çok popüler olduğu, bankaları soydukları, insanlar kaçırdıkları ve sağ sol kavgasının yeni yeni başladığı bir dönem. O dönemi İmam Hatip Okulu öğrencisinin gözüyle anlatmaya çalıştım. Ve 1-19 Mayıs bayramında Kaymakam, Kırıkkale Kaymakamı bütün okulların törende tek tek bayramlarını kutlarken sadece İmam Hatip Okulu'nu atlar, onların bayramını kutlamaz. Ve bu o çocuklar üzerinde, İmam Hatip Okulu öğrencileri üzerinde bir psikolojik travmaya yol açar. Sarı bundan en çok etkilenenlerden biridir. İşte gider ve gazetelerden okuduğu kadarıyla işte içler şey hayranlıkla beslediği, anarşist dediği deniz gezmişe özenip Molotov kokteyli ile kaymakamın evini yakıp onu cezalandırmak gibi bir hevese kapılır. Sarı romanı da üç bölümden oluşuyor. Birinci bölüm Adem, yani yok sayma. İşte kaymakamın, kaymakam üzerinden rejimin kendi toplumunun bazı kesimlerini çoluk çocuk ayırt etmeden nasıl yok saydığını, yok yerine koyduğunu anlatan bir bölüm. İkinci bölüm Adem. O ikinci bölümde iki tasavvuf eri üzerinden, Feramuş Dede ve Salih Baba üzerinden yokluğa mahkum edilen insanların kendilerini nasıl rehabilitasyona yani rehabilitasyon merkezi diyebileceğimiz o tasavvuf ocaklarına can havliyle kendilerini attıklarını görüyoruz. Üçüncü bölümde idam. İdam bölümünde de romanın sonu birincisinde olduğu gibi yani kafirunda Menderes ve iki bakan arkadaşının asılmasıyla bitiyor roman. İkincisinde de bunlara karşılık mecliste 3'e 3 iddialarıyla kabul edilen Deniz Gezmiş ve iki arkadaşının idamı ile bitiyor. O bölümde 68 kuşağının eleştirisi biraz yoğun bir şekilde yapılmıştır ama bu eleştiri sağcıların eleştirisi şeklinde değil, komünist doktor Hikmet Kıvılcımlı'nın doğrudan doğruya o günlerde neredeyse feryat ederek yaptığı eleştiridir. Ve bu gençlere siz kendi kültür köklerinizden uzaksınız, kendi halkınızın dinini, dilini bilmiyorsunuz ve onlara yabancı kelimelerle konuşmaya çalışıyorsunuz, oyuna getiriliyorsunuz. Çocuk gibi bir işte kovboyculuk sevdasındasınız tarzında eleştirilerde bulunur. Ve onların bir avuç toz gibi savrulduğunu söyler. Gerçekten kendi kültür köklerinden kopuk insanlar bir avuç toz gibi çok rahat bir şekilde savrulurlar. Niye? Çünkü insan kendi kökünden koptuğu zaman bir şizoid bir yapıya gelir. Yani kişilik bölünmesine uğrar, kişilik parçalanmasına uğrar ve karakteri neredeyse bir avuç toz gibi savrulur gider ve karaktersiz hale gelir. Şu an dahi bizim toplumumuzun içinde bulunduğu problem bu. Yani kimse kusura bakmasın biraz sert olacak ama şu anda Türk toplumu istisnası yok, karaktersiz bir toplum. Özellikle biraz insanların içi acısın diye böyle sert kullanıyorum. Bunu söylemeye önce kendi mesleğimden başladım, medyadan başladım. Ama bizim en büyük derdimiz bu, bizim karakter problemimiz var. Bu karakteri oluşturabilmenin de yöntemi var. 5 temel kaidesi var.
Allah nasip ederse medya ile ilgili son bir kitap yazarak altı yönden yeni medya anlayışı ve Türk medyasında karakter sorunu diye bir kitapla bunu anlatmaya çalışacağım. Karakter oluşturmanın beş temel esası benim ortaya koyduğum bir şey değil. Yine bizim kültürümüzün kökünden gelen bir şey. Sizler bilirsiniz, İmam Ali Efendimiz'e doğrudan doğruya Cebrail tarafından getirilerek Allah'ın bir hediyesi olarak sunulan bir dua vardır. Sekine duası, huzur duası olarak bilinir. Ve bu dua Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetlerin 19'lar defa tekrarı ile edilen bir duadır ve başında Esma-ül Hüsna'dan Allah'ın isimlerinden 6 isim bir terkip olarak zikredilir. Bu terkip dergahlarda özellikle cehri zikir yapan dergahlarda da zikir olarak söylenir. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemun, abdün, kuddus. Allah'ın isimleri, Allah'ın kainatı nasıl yönettiğini bu isimler üzerinden. Yani Allah'ın efalinin kod adları, remizleri. Aynı zamanda insanın efalinin de kod adları. Hatta işte o isimlerden bazıları ön plana çıkan insanlarda o insanın has ismi haline gelir. Onun temel karakterinin en bariz şeyini oluşturur. İşte. Celal ismi mesela. Celallidir bir insan. Celal ismi onun has ismidir. Şimdi anlamlarına baktığınız zaman bu üçü yukarıda, üçü aşağıda olarak düşünün. Bu altı ismi alt üst yatay ve çapraz anlam ilişkilerine baktığınız zaman en basit anlamı şöyle bir mesaj çıkıyor. En basit anlam itibariyle kişinin hayatının kalıcılığı ferdün hayyun kayyumundan kişinin hayatının kalıcılığı sağlandığı ancak karar vermesine bağlıdır. Nasıl karar vermesine bağlıdır? Hükmetmesine, hüküm vermesine, karar vermesine bağlıdır. Ama o karar adil bir karar olacaktır. Adaletli bir karar olacaktır. Peki o adalet nasıl bir adalet olacaktır? Kuddüs olacaktır. Pürüzsüz ve tertemiz. Kişinin hayatının kalıcılığı pürüzsüz, tertemiz bir adaletle hükmetmesine bağlıdır. Peki bu pürüzsüzlüğü nasıl sağlayacağız? Merhum Ahmet Yüksel Özem'le hocamızın eski Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ve dünyanın hatır sayılır nükleer fizik uzmanlarından biriydi. Ama aynı zamanda kendisi de bir Uşaki şeyhiydi. Ahmet Yüksel Özemre'nin çevirdiği Tao ile ilgili kitaplar vardır. Hatta Taocu İslam diye de bir kitabı vardır. Şimdi uzak doğudaki Tao dinine mensup bir Zen ustası ki bu Tao'nun varlık düşüncesi Endülüs'ten neşet etmiş olan Muhiddin Arabi Hazretleri'nin varlık düşüncesiyle birebir örtüşür. Ki bunun üzerine Japon İzutsu'nun yazdığı iki kitabı Ahmet Yüksel Özem'le merhum tercüme etmiştir. O işte Tao'sulardan bir tanesi çok yaşlı bir zat, çok hızlı kılıç kullanır. Girdiği hiçbir savaşta en ufak bir sıyrık bile almaz. Şaşırtıcı bir şey. Yani mucize tarzında bir şey. Derler ki ya usta sen bunu nasıl başardın? Ya o kadar savaşa girdim, bir tek sıyrık bile almadım. Gülümseyerek der ki, ben savaşırken orada olmuyorum ki.
Ben orada yoksam nasıl yer alırım? Şimdi başka bir örnek. Bir tanesi de bizden. Rivayet olunur ki Resulullah İmam Ali Efendimiz'e bir gün ya Ali seni kurtaracak olan sadece iki rekat namazdır der. İmam Ali Efendimiz sorar, nasıl bir namazdır o namaz? Cevap neredeyse aynı. İçinde senin olmadığın bir namazdır yani. Pürüzsüz yani Kudüs isminin mazharı olacak bir adalet anlayışı da verdiğiniz kararlarda sizin olmamanız gerekiyor. O kararın içinde sizin olmamanız gerekiyor. Ne inancınızın, ne siyasi düşüncenizin, ne ailenizin, ne başka bir şeyin olmaması gerekiyor ki ancak pürüzsüz olabilsin. O karar. İşte medyadan yola çıkarsak, kendi çuvalınızı kendine batırayım. Medyadan yola çıkarsak yaptığımız haberler içerisinde. Eğer insanlara siz bir bilgi aktarımında bulunuyorsanız, haber yapıyorsanız, yorum değil, köşe yazılarını kastetmiyorum. Haber yapıyorsanız, bu haber sizi ne kadar incitirse incitsin, ailenize de dokunsa, sizin bir başka şeyinize de dokunsa, duygunuza, düşüncenize, inancınıza da dokunsa, eğer o haberin duyurulması gerekiyorsa, onu duyuracaksınız. Yoksa hakkaniyete uygun gazetecilik yapmış olmazsınız. Şimdi bir toplum hakkaniyet kavramına, hak kavramına ne kadar uzaksa o kadar şizoid hale geliyor. Kendi kültürümüzün en kökün kökü yani özün özü diyebileceğimiz kavram hak kavramı. Çünkü Allah kainatı hak üzere yarattı. Ben şuna inanıyorum ki Cenab-ı Mansur, Allah'cı Mansur, şayet enel hak yerine enel Allah deseydi, enel Rahman deseydi, enel Rab deseydi, enel Rahim, enel Settar deseydi, deli deyip geçecekler. Hiç üstünde durmayacaklar. Enel hak dediği için onun kollarını, bacaklarını, başını kesip, cesedini yakıp küllerini minarene savurdular. Çünkü doğrudan doğruya o dönemdeki adaletsizliğe vurgu yapan bir şeydi. Hak kavramı üzerinde. Bu mevcut sistemden kurtulabilmenin, daha doğrusu kendi içimizdeki de sistemden kurtulabilmemiz için yapışmamız gereken tek şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Eğer biz Kudüs olan bir adaletle kararlarımızı oluşturur isek, o bizim karakterimizi sağlam ve kalıcı hale getirecektir. Neredeyse insanın, kişinin sonsuzluğu buna bağlı. Bunun örneği var mı? Elbette ki var. O kadar da çok ki. Yani Hazreti Mevlana'nın bugün buradaki herkesten çok daha canlı, çok daha dirimli, çok daha hayatiyeti olduğunu görüyoruz. Yazdığı eserle. Düne kadar Batı'da bestseller denilen en çok satan kitapların en başında İncil var. İkinci sırada Budizm'le ilgili kitaplar geliyor. Şimdi bugün dünyada birinci sırada hala İncil var. Ama ikinci sırada Mesnevi var. Hazreti Mevlana'nın Mesnevisi şu anda dünyada en çok satılan kitap. Yani onun gibi Cenab-ı Yunus işte bizim topraklarımızda o kadar çok ki bunun örneği. Muhyiddin Arabi Hazretleri bakıyorsunuz Endülüs'ten kalkmış gelmiş yürüyerek, o dönemdeki şartları da düşünün, yürüyerek gelmiş, bütün Kuzey Afrika'yı dolaşmış, Mekke'ye gitmiş, Mekke'den Anadolu'nun doğusundan itibaren Konya'ya kadar gelmiş. Böyle bir muhteşem bir yolculuğu var. Bu yolculuk sırasında
bugüne kadar tespit edilebilmiş 850 kitap yazmış. Ve bu kitaplar da hep deve dişi gibi kitaplar. Bunların içerisinde Risale diyebileceğimiz kitaplar da var, fakat onları da çözümleyebilmek çok zor. Onlar için, onların şerhi için yüzlerce kitap yazılmış bugüne. Bunları bir araya getirdiğiniz zaman sadece Muhiddin Arabi'nin kitaplarını şerh eden kitapların sayısı binleri buluyor. Muhiddin Arabi ile ilgili bugün Norveç'te, Amerika Birleşik Devletleri'nde, İngiltere'de, Japonya'da özellikle enstitüler Muhiddin Arabi'nin düşünce sistemini insanlara öğretebilmek için ya da anlayabilmek için. Ama Türkiye'de siz bugün ne yazık ki o içimize yerleşmiş sistem sayesinde Muhiddin Arabi'nin sadece birkaç menkıbesini biliriz. İşte Şam'a gitmiş de Şam'da insanlar namaz kılarken sizin taptığınız benim ayağımın altında demiş de insanlar onu öldürmüşler de sonra Yavuz Sultan Selim Şam'ı aldığı zaman onun bir kerameti ortaya çıkmış. Tam onun öldürüldüğü yerde, yani ayağını vurduğu yerde hazine ortaya çıkmış. Böyle bir bunlar anlatılır sadece. Ama ne dediği, ne demek istediğine dair kitaplar şimdi yeni yeni ortaya çıkmaya başladı. Ve biz kendi kültürümüzdeki o abide şahsiyetleri yeni yeni tanımaya başlıyoruz ve ondan da çoğunu dışarıdan öğreniyoruz. Bugün Halacı Mansur'la ilgili yazılmış, yani Türkçe'de en kapsamlı kitap, yani bir Türk'ün yazdığı en kapsamlı kitap, Yaşar Nuri Öztürk'ün kitabıdır. Bunun dışında sadece birinci cildinin tercümesi yapılabildi. Fransız oryantalist müsteşrik Louis Massignon'un Hallacın Çilesi kitabıdır. İkisini karşılaştırdığınızda şunu görürsünüz. Massignon'un kitabı yazılmak için neredeyse bir ömür harcanmış bir kitaptır. Kitabın girişinde Massignon'un Hallaca saygı ifadesi vardır. Onun dışında Massignon'un kendisini kitapta bulamazsınız. Ve o dönemde Hallacı Mansur Hazretleri'nin sofrasında hangi sebzelerin tüketildiğine, o dönemde Bağdat'ın nüfusu, işte insanların tükettikleri ekmek sayısı üzerinden bunun Londra'yla ya da Paris'te karşılaştırılması, altın gümüş paritesine varıncaya kadar bütün detay bilgiler vardır. Halacı Mansur Hazretleri'nin işte yok olan eserleri ama tesirleri devam eden eserleri, o incecik bütün tasavvuf dünyasını alt üst etmiş kitab-ı tavasinin hangi insanlar üzerinde etki yaptığına varıncaya kadar dört ciltlik muhteşem bir şeydir. Bunu sadece birinci cilde tercüme edildi. İkisini yan yana koyduğumuzda şunu görüyoruz. Birincisinde Massignon'un kendisi yoktur. Hallacı Mansur vardır. Yaşar Nuri Öztürk'ün Hallacı Mansur'u okuduğunuz zaman Hallacı Mansur'u çok az bulursunuz. Ya, neredeyse tamamı Yaşar Nuri'nin kendisidir. O gündeki hadiselerden bugüne sürekli siyasi göndermeler yapar ya da eleştiriler yapar. Sürekli kendisi vardır yani onun içerisinde. Bu ikisini karşılaştırdığınız zaman hak olan hangisidir? Bakarsınız. Elbette o gavurun yaptığı. Hak sizin elinizden çıkan bir başka topluma giderse Allah'ın ismidir. Adil. Elbette ki hak neredeyse İnayet de orada olacaktır. Bu kitaplarla Türkiye'deki mevcut sistemin insanların artık neredeyse içine yerleşmiş ve birbirlerine kendi renginin dışında olan insanlara tahammül etmeyen insanlar şizoid yapıda şizofren sürekli sanrılar gören hayaller gören, en yakınını bile canavarlaştıran insanlar haline geldiğimizi
bu üç romanla gösterirken bir tek talebim var. Bu toplumdaki insanlar kendilerine ekmek, su, işte benzin, şu, bu değil. Eğer ellerine tencere tava alıp sokağa çıkacaklarsa, Taksim'deki ağaçlar için ya da Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ndeki ağaçlar için ya da herhangi bir şey için, başka bir şey için, dershaneler için değil. Şunu talep etmeleri gerekiyor. Bu sistemi tamamen değiştirin. Siz bu sistemi değiştirmezseniz o sistem sizi kendine dönüştürür ki bugün çok net bir şekilde görülüyor. Bu başladı. Çok hızlı bir şekilde de gidiyor. Ceberrut kutsal devlet anlayışı. Her olayda kendisini hemen otomatik olarak devreye soktu. Dolayısıyla bu siz bununla, yani mevcut sistemle, bu sistemin ürünü iken, bu sistemin rükünleriyle oluşmuş bir siyasi parti ya da iktidar iken, 4. demokrasi paketi değil, 4444. demokrasi paketi de getirseniz sonuç değişmeyecek. O şizoid yapıdan kurtulmamız mümkün olmayacak. Niye? İmam Hatip Okulu'nda bize öğrettikleri bir şey vardı. Zeki, şimdi sen hatırlarsın. Evet. Zeki Bey Kırkkale İmam Hatip Okulu'ndan benim sınıf arkadaşım, sınıf arkadaşım. Kaç yıldan sonra ilk defa bugün bir araya geldik. Fıkıh derslerinde bize öğretilen bir şey vardı. Domuzun kılı kuyuya düşerse ne icap eder? Kuyunun suyunu tamamı boşaltmak icap eder. Bir defa da değil hatta. Üç defa boşaltmak icap eder ki kuyu temiz olarak kabul edilebilsin. Siz şimdi 1980 darbe anayasası üzerine demokrasi paketi çıkartıyorsunuz. Ama domuzun kılı duruyor orada. Yani bir darbe anayasası üzerine demokrasi paketi yapılmaz. Yapmanız gereken şey sizin öncelikle yani devleti kutsayan değil, devleti ilahlaştıran değil, putlaştıran değil, insanı yücelten o neredeyse bütün siyasetçilerin ağızlarına sakız ettikleri Şeyh Edip Ali'nin damadı Osman Bey'e nasihatında billurlaşan insanı yücelt ki devlet yücelsin anlayışıyla insanı önceleyen bir neredeyse Medine vesikasının kopyası diyebileceğimiz tamamen sivil bir anayasa yapmadıkça problemler bitmeyecek. Adamlar gelmişler bir halı tezgahı kurmuşlar. Siz halı tezgahında buldan bezi üretemezsiniz. Hatta kilim dahi dokuyamazsınız. Sadece halı yaparsınız. Ancak ipliğin kalitesiyle oynayabilirsiniz. Ya da makinenin aksamıyla biraz oynayıp o havlunun daha hızlı yapılmasını sağlayabilirsiniz. Ya da daha fazla ilmek atılabilmesini sağlayabilirsiniz. Ya ipliği değiştirebilirsiniz ya da desenleriyle oynayabilirsiniz. Ama o yine halı üretmeye devam ediyor. Dolayısıyla olması gereken şey tamamen bu sistemi baştan değiştirip yepyeni bir sivil anayasa talebinden ibarettir. Ben bu romanları bu talebi yüksek sesle dillendirilmesi için yazdım diyorum ve teşekkür ediyorum. Evet, Ahmet Bey'e teşekkür ediyoruz. Aşağı yukarı rahatlarıyla belki romanın içerisinde insan toplumumuzun yaşadığı bir toplumsal mühendislik çabasının yol açtığı bireysel ve toplumsal travmaları gündeme getirdi. Ve çözüm olarak da yani haklı önerdi. Efendim söyleyeyim, haklı ulaşmayı ve sistemin değişmesi gerektiği yeni bir anayasayı önerdi. Yani onu geçiyoruz. Evet. Diyebiliriz. Sorularınız varsa evet. Ahmet Bey, sistem değişmesi lazım dedi. Konuşmasının başında da sistemi değiştirenler de sisteme benziyor dedi. Yani burada bir çelişki ben yakaladım. Yani sistemin değişmesi lazım diyorsunuz, sistemi değişenler de diyorsunuz sisteme benziyor. Yani o zaman sistemin yıkılması gerekiyor ama siz hala
Sistemin değişmesini... Demek ki ne? Bunu yapabilmek için önce kendi işimizdeki sistemi değiştirelim. Şimdi Mustafa Kemal Paşa'nın muhteşem bir sözü var. Yurtta sul, cihanda sul diye bir sözü var. Allah selamet versin. Kemal Kılıçdaroğlu, Kemal abimiz. Bunu Türkiye'de barış, dünyada barış diye çeviriyor. Mustafa Kemal Paşa bugün yaşıyor olsaydı, sırf bu sözünden dolayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ya hapse atardı ya sallandırırdı. Çünkü kasıt o değil. Mustafa Kemal Paşa söylediği sözlerin neredeyse, yani bugün artık her yere yazılan sözlerin neredeyse tamamı İslami kaynaklardandır. Özellikle tasavvufi düşüncelerdir. Yurtta sul, cihanda sul sözü de buradandır. Yurt insanın kendisidir. Bedenidir daha doğrusu. İnsan öncelikle kendinde sulhü sağlamalıdır. Kur'an'da üç ayrı din tanımı var. Birinde diyor ki Allah indinde, Allah katında. Din İslam'dır. Ama bu Allah katında İslam'dır. Allah'ın indinde, Allah'ın nazarında din İslam'dır. İslam kelimesinin yani barış dışında anlamlarını aramanın beyhude olduğunu. Barış. Bir başka ayette sana dinden sorarlar, de ki ben Hanif'im, atam İbrahim'in dinindeyim, Hanif'im. Kur'an'da ismen zikredilen peygamberleri baktığınız zaman sadece Hazreti İbrahim'in nasıl imana ulaştığı anlatılır. Yıldızları görür, önce onlara ibadet eder. Onların baktığını görür. Ben ufur edenleri sevmem der. Ay'a ibadet eder. Onun da battığını görür. Güneş'e ibadet eder. Sonra der ki batmayan tek bir Allah. Bir tek bir Tanrı. Hiçbir şeye benzemeyen, batmayan Tanrı olması gerekir. Şimdi haniflik. Buradan ne çıkartacağız? Haniflik dediğimiz din aklı işleterek tek Tanrı'ya ulaşma yönteminin adı. Aklı işleterek tek Tanrı'ya ulaşma yönteminin adı. 30. surenin 30. ayetine bakın. Orada da der ki, şimdi bir hanif olarak fıtrata yönel, zira hakiki dini olur. Fıtrat, tabiatımız yani. Hadis olduğu belirtilir. Hazreti Mevlana çok sık kullanır. Size fetva verseler dahi önce gönlünüze danışın. Fetva verseler dahi gönlünüze danışın. İnsanın bütün mücadelesi bu ikisinin arasındaki kavga. İnsanın bütün macerası aklıyla gönlünü bir etme macerası ki eskiler buna şey derlerdi. Bu savaşa savaş içerisinde olanlara şaşı bakma kurban olduğum ikiyi bir et derler. İkiyi bir eden, kendi içinde ikiyi bir eden, kendi içinde aklıyla gönlünü bir edebilen, kendi içinde kendi yurdunda barışa ulaşır. Ve ondan sonra cihana barış götürür. Şimdi bu sistem eğer değişecekse, biz bu bilince bir tarafından ulaşmışsak, varmışsak, bunun farkına varmışsak, önce kendimizden başlayacağız. Kendi içimizde ikiyi bir edeceğiz. Ben özellikle şeyi söylüyorum, yani sokaklara çıktınız, hükümet istifa diye bağırdınız. Hiçbir şey yaramıyor. Sokağa şunun için çıkmanız gerekiyor. Kardeşim bu sistemi değiştir. Talebi bu noktada yükseltmek gerekiyor. Şimdi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde gençler yürüyorlar. Onlar içerisinde işte anarşistler varmış, teröristler varmış, ne olursa olsun hiç önemli değil.
Orada bir bez taşıyorlar yürürken. İslami faşizme hayır diye. Şimdi o yürüyen gençler itiraz ettikleri arızaların Tayyip Erdoğan'ın dini inancından, siyasi görüşünden, Kasımpaşalılığından, Rizeliliğinden, futbolculuğundan değil, sistemden kaynaklandığını düşünmüyorlar. Sistemin arızası. Yani sabahın köründe orada çadır kurmuş, kitap okuyan, gitar çalan ve böylece bir şeyi protesto eden gençlere sabah namaz vaktinde siz gider ve çadırlarını yakarsanız, uyurlarken çadırlarını yakarsanız, bu sizin kişisel gaddarlığınız falan filan değil, sistemin emrettiği şeydir. Çok net bir şekilde ben şöyle düşünüyorum. Orada 2-3 gündür o çadırları kurmuş gençler dile getirildiğinde başbakan demiştir ki halledin kardeşim bu işi. Hemen orada işte o ceberut kutsal devlet refleksi ortaya çıkıyor. Devlet karşısında insanı yok sayan refleks ortaya çıkıyor. Halledin dedi mi? Halletmenin bir tek yöntemi var. Yani o devlet yok edecek onları. Böyle bir sistem devreye gidiyor hemen. O gençler bunu düşünmüyorlar. Ya da Gezi'dekiler bunu düşünmüyorlar. Tayyip Erdoğan'ın şahsından kaynaklandığını zannediyorlar. Sistemden kaynaklanıyor. Sistemin arızası. Şimdi şöyle de bir mesele var. Siz bu sistemin rükünleriyle oluşmuş bir siyasi partisiniz ve iktidara gelmişsiniz. İcraatınızla ilgili söyleminizi İslami motiflere dayandırırsanız sistemin, sistemden kaynaklanan arızalar ve hatalar doğrudan doğruya İslam'a fatura edilecektir. Siz de ters taraftan başka bir zulme ortak olmuşsunuz. Bu tarafta bunun farkında. Yani öncelikle bir kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Ne istiyoruz? Dershanemiz açık kalsın mı istiyoruz? Ya da kapatılsın mı istiyoruz? Kendi cemaatimiz biraz daha yayılmasın mı istiyoruz? Ya da kimse bize karışmasın, biz sadece namazımızı kılalım, evimize ekmek götürelim, daha iyi ekmek götürelim. Ya da biz poşeye mi dinledik? Bunu mu istiyoruz? Bütün bunların hepsini bir kenara bırakmak gerekiyor bence. Tek talep olmalı, şu anayasayı değiştirelim. Tamamen bunun başka bir yöntemi yok yani. Başka bir yöntemi yok. Ancak anayasayı değiştirerek yaparsınız. Peki buna örnek bir anayasa var mı usta? Bugün var. İnsanın gelip devletinde yüceldiği, günümüzde buna benzer bir anayasa hangisini örnek verebilirsiniz? Şimdi, yine kendi kökümüze gideceğiz. Kendi kökümüze gideceğiz. Geçenlerde Bitlis'teydim. Bitlis'te muhteşem bir organizasyon yapıyorlar. Allah razı olsun. Vali Veysel Bey bir proje koymuş ortaya. Doğu okuyor diye. 100 yazar, 100 bin kitap yazarları çağırıyorlar. Kitapları alıp önce dağıtıyorlar gençlere, öğrencilere. Onlar okuyor. Sonra yazarla buluşturuyorlar ve konferans yapılıyor. Bu konferans da internet üzerinden 12 paydaş ilgi öğrencilerine canlı olarak yayınlanıyor. Ben orada Bitlis'te konuşma yaparken Batman'dan bir soru geldi. Çok güzel bir soru. Kültürel yozlaşmanın önüne nasıl geçeriz? Ona dedim ki sadece ilimle bunun önüne geçebilirsiniz. Yani bilim yöntemiyle geçebilirsiniz. Ama şöyle bir şey var. Nazil olan ilk 5 ayet. İkra diye başlayan, okul diye başlayan ilk 5 ayeti düşündüğümüzde şöyle bir şey görüyoruz. O ilk 5 ayet içerisinde insanın fiziksel, psikolojik, estetik açılardan nasıl yaratıldığını anlatırken aynı zamanda davranış biliminin temel kodları da var. O ilk 5 ayette. Ve Allah yaratıcılığını anne motifi üzerinden anlatır. İnsanın alaktan yaratıldığını söylerken, işte ana rahminde embriyonun
plasenta içerisinde, işte rahim duvarına yapışan o embriyonun plasenta içerisinde nasıl böyle bir boşlukta asılıp tutulduğuna işaret eder. Bu aynı zamanda insanın tutkuyla sarılan hırsına işaret eder. Yani her şeye yapıştığı zaman bırakmaz. Boşlukta sallanır ama bırakmaz. Böyle bir tutkuyla yaratıldığına işaret eder. Aynı zamanda sevgiden yaratıldığına işaret eder. Alaka diye bir kelime var. Bunun hemen arkasından tekrar ikra. Ya bu bir ikaz. Hatırla, unutma. Oku anlamına değil orada. Hatırla, unutma, asla aklından çıkarma. Senin Rabbin ekremdir. İkram sahibidir. Şimdi niye başka bir ismini kullanmıyor da ekrem sıfatını kullanıyor? İkram, ihtiyacı karşılayan şey. Ancak ihtiyacınızı karşılarsa ikram olur. Çocuklara söylediğim, sizin bir cep telefonunuz var, ben size ikincisini verdim. Bu ikram olmaz, bu ancak israf olur. İkram sizin ihtiyacınızı karşılamalı. İnsan doğdu. İnsana yapılabilecek en büyük ikram nedir? En büyük ikram. Öyle bir ikram ki, onu aldığı zaman başka hiçbir şeye ihtiyacı olmayacak. Bebek doğduğunda ona yapılan ilk ikram nedir? Anne sütü. Anne sütünü içtiği sürece, 2 senede içse, su dahi içmese olur çocuk. 2 sene boyunca anne sütüyle beslensin, su içmesine gerek yok. Siz şimdi şu suyu 3 gün içmeyin, bakın ne olacak. Ama anne sütü içiyorsanız suya dahi ihtiyacınız yok. Öyle bir şey. Peki bu anne sütü nereden gelir? O annenin bütün hücrelerinden, bütün damarlarından. Öyle bir süzülerek gelir ki, öyle bir mayi haline dönüşür ki iksirdir. Şimdi doğu düşüncesinde de, batı düşüncesinde de süt bir tek şeyin sembolüdür. İlim. İlim. İlim nasıl olacak? İşte anne sütü nasıl annenin damarlarından geliyorsa, İlim ancak sizin kültürünüzün ana damarlarından süzülüp gelmeli ki ilim olabilsin, insanlara fayda sağlayabilsin. Ancak ilimle bunu şey yapabilirsiniz. Ve şimdi sorunuz gitti şeyden buraya nereden geldi diye. Çok derin manada. Böyle bir anayasa. Ha, şimdi böyle bir anayasa vardı. Nereye gitmemiz gerekiyor şimdi? Ana damarlarımıza gitmemiz gerekiyor. Ortada Medine Vesikası var. Öyle bir şey bugüne kadar yapılamadı hiçbir yerde. Suyu Birleşmiş Milletler şeyi, insan hakları beyannamesi diyebileceğim şey onun. Yani suyunu bile değil. Şimdi Cumhuriyet kurulduğunda 1920 ile 23 arasındaki meclise bir dönün bakın. Kurucu meclise bir dönün bakın. Yani bakanların atanma ile değil, meclisin intihabıyla, yani mecliste seçildiği teker teker. Yani meclis istemediği zaman reis cumhur kim olursa olsun bakanlar kurulunu atayamıyor. Yani tam bir şey sistemi, başkanlık sistemi halinde. Yani bir kuruşun hesabı bile mecliste soruluyor. Reis-i Cumhur orada hesap vermek zorunda. Kimsenin dokunulmazlığı yok. Çok kısa bir dönem. 1920 ile 23 arasında bu çok kısa bir dönem başarmışlar. Ya bu örnek alınabilir. Geçen gün Başbakan Diyarbakır'da işaret etti bunu. Yani Cumhuriyet'in kurucu meclisinin ruhunu yeniden yakalamak mümkün değil. Bunun üzerinde bilimsel çalışmalar yapılabilir. O bilimsel çalışmaların da mutlaka bu kültüre dayanması gerekiyor. Onun yolunu biz kendimiz bulmalıyız. Her şey aslında rücu eder derken
CHP'nin içinden çıkmış onca parti var. Şu andaki partilerin hepsi CHP'nin içinden çıkmıştır. Sizin yaptığınız tez bunu gösteriyor. Şu an Ecevler Rüksek Parti zihniyetine doğru hızlı bir dönüş mü yapılıyor? Hızlanmaya başlıyor. Hızlanmaya başlıyor. Yani son, çok somut bir örneği vereyim. Çok çok somut bir örneği vereyim. Uludere'de 33 tane insan öldü. İlk tepkisi ne oldu devletin? Onlar zaten kaçakçı dedi. Peki onların kaçakçı olduğunu siz biliyorsunuz. Sizin babalarınız da biliyordu, dedeleriniz de biliyordu. Ya çünkü onların kendileri kaçakçı olduğu gibi babaları da kaçakçı, dedeleri de kaçakçı. Böyle bir süreç devam ediyor. Bunu ortadan kaldırmak için ne yaptınız? Yani bu kaçakçıların öldürülmemesi için İran tarafında da öldürülüyor bunlar, bu tarafta da öldürülüyor. Ateş edip öldürüyor, Türk askeri de öldürüyor, İranlılar da öldürüyorlar. Hiç olmasa bu tarafta öldürülmemesi için Gülşen Orhan belki 10.000 defa kapı çalmıştır kadıncağız. Ya bu insanlar bunu yapıyorlar yani. Çünkü başka şeyler bırakılmamış. Bir, deniliyor ki PKK bundan besleniyor. Peki senin asker ve sivil bürokratların ne yapıyor? 30 yıldır. Onlar da ortak bu işe. Ya sınırı açıyorlar, kapatıyorlar şeylerle. Kendilerine ait yani askerlerin işte ortaya çıkıyor yavaş. Kendilerine ait şeyleri var, uyuşturucu tarlaları var. İşte Yüksekova bölgesinde, Şemdinli bölgesinde. Ve üçe taksim ediliyor yani şey. O insanlara da gene az pay gidiyor yani. O işi bizzat yapan insanlara da az pay gidiyor. Sen herhangi bir durumda da bunu vurup öldürüyorsun. Bu nedir? Ha, bir devlet orada bir hata etmiş midir? Onu İsrail, İran, Suriye, Amerika, yani dışarıdan sen bir tongaya düşürülmüşsün, 33 tane insanın tepesine bombalar atılmış. Bu yapılmış. Kim seni tongaya düşürmüş olursa olsun, senin ilk yapman gereken şey nedir? Yani burada bir hata olduğu görülüyor, bunun araştırılması yapılıyor. Ben bunun için milletimden özür diliyorum demek çok zor bir şey. Güzel bir yerden biraz. Şimdi İmam Ali Efendi haricilerin terör estirdiği dönemde kendi bölgesinde bir Yahudi kadının öldürülmesinden sonra celalli bir şekilde toplar herkesi mescide ve çıkar der ki sadece bu yüzden bunun utancıyla o Yahudi kadının bizim bölgemiz içinde öldürülmüş olmasından dolayı çünkü onun güvenliğinde bir sorun duydu. Onun öldürülmüş olmasından dolayı bir insan bunun utancıyla ölürse belki affedilebilir diyor. İmam Ali yani İmam Ali Efendimiz kim? Biz bir. İkincisi deprem oldu. Hemen gidildi. Allah razı olsun. Birkaç saat içerisinde ulaşıldı. Bir şeyler yapılmaya çalışıldı. Doğru ya da yanlış. Şeyler yapılmaya çalışıldı. Pek de şey olmadı. Yapılanları pek doğru olmadığı da anlaşıldı. Gidip geldikten sonra bir konuşma yaptı başbakan. Yani neredeyse bütün milleti fırçalayan bir konuşma yaptı. Biz işte bu kadar şeyi yaptık. Daha önceki hükümet iki günde ulaşamazken birkaç saat nankörsünüze getirdiler. Şimdi bakıyorsunuz Medine'de deprem olduğunda Hazreti Ömer iki gün ağlıyor. Ya Rabbi benim günahlarımdan dolayı bu millete ceza vermedi. Depremden kişisel olarak kendisini sordu. O da insan. O da yönetici. E şimdi şu düşünülmüyor mu? Halkın talep ve ihtiyacı devletin imkanlarının ve gücünün her zaman üstündedir.
Yani oradaki insan ister ki 30 saniye içerisinde molozlar temizlensin, içi dayalı döşeli bir ev oraya insin ister. İster yani. Bunu talep eder. Yani bu kötü bir şey değildir bu. Bu motoru çalıştıran şey gibidir yani, benzin gibidir. Eğer o talepler olmazsa sen çalışmazsın ki, yatarsın. Talepler ne kadar çok yüksek olursa sen o kadar çok çalışırsın. Niye deli gibi çalışıyor kendisi şu anda? Talep çok yüksek. Çok yüksek. Şimdi şeyler temizlendikçe o talebin daha yükselmesi, daha yükselmesi, daha yükselmesi seni ancak sevindirebilir. Refleks olarak içimize sinmiş şeyler. Bu anayasa değişikliği, tamam. 60 maddede anlaşıldı. Bugün Haşim Kılıççıklı söyledi yani. O bir blok dedi ya. O bir blok. Onu Kenan Evren de yaptı dedi. O 60 maddede bir şey yok ki. Asıl temel şeyleri hiç kimse istemeye yanaşmıyor. Şimdi sistemin sana siyasi olarak sağladığı çıkarları gözetip de onları görmezden geldiği zaman sen ona dönüşürsün. Kaçmanın imkanı yok. İstediğimiz şeyi net olarak istemiyorum. O zaman Mehmet Bey şöyle diyebiliriz. Sistem insanları cevaplaştırıyor diyebiliriz. Bu Tayyip Bey için de aynı. Şimdi, belki Fethullah Hoca için de aynı. Bir noktaya geldiğinizde o cevaplaştırma otomatik olarak devreye giriyor. Şimdi şey yani insanın normal kişisel egosu yani özel ego ile tüzel ego bu aynıdır yani. Netice itibariyle sistem dediğim şeyi de insanlar oluşturmuyor. Yani biz kendi nefsimizde de aynı şeyleri yaşayabiliriz yani. Şimdi bir şey kurumsallaşmaya başladığı zaman insaniyetten uzaklaşır. Çünkü kurumlarda vicdan olur. Kurumların kuralları vardır. Kurumların yaşaması daha öncelikli hale gelir. Tıpkı işte Fatih Sultan Mehmet'in kendisini Kayseri Rum ilan ettikten sonra bir imparatorluk kurup devleti ebed müddet diyerek Ekber Evlat kanunu çıkarması. Kundak'taki çocukların öldürülmesine cevaz veren bir hükmün ortaya. Bu insani bir değil. Bir şey insani değilse asla İslami değildir. Ki Akşemseddin Hazretleri ile aralarındaki tek temel problem budur. Ve bu yüzden Akşemseddin Hazretleri sarayı da İstanbul'da terk etmiştir. Küçücük bir yerde yaşamıştır. Ve demiştir ki, umulur ki Allah seni affeder. Şimdi devleti evet müddet. Roma imparatorları ne ilan ediliyordu? Tanrı ilan ediliyordu. Yarı tanrı işte Sezar. Tanrı ilan ediliyor. Bunun karşısına biz ne koyduk? Allah'ın yeryüzündeki gölgesi koyduk. İmparator ya. Allah'ın yeryüzündeki gölgesi demekle İşte yarı tanrı Sezar demek arasında bir fark var mı? Bu insani de değildir, İslami de değildir. Yani dolayısıyla dua etmek lazım. %50 oy aldığında AK Parti, ben Sky televizyonundaydım. Balkon konuşmasını yaptıktan hemen sonra Kerimcan Kamal Murat Sabuncu sordu bana bu %50'yi nasıl şey yapıyorsunuz diye %50 oy oranı. Ben orada aynen şunu söyledim. AK Parti'nin ve Tayyip Erdoğan'ın duaya olan ihtiyacı %50 oranında artmıştır. Çünkü ben şahidim ki 8 yıl boyunca bıçak sırtında hükümet oldu. Yani buz kıran gemisi gibi böyle buzları kırarak gittiler ama hala da öyleler. Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin kişisel ve kurumsal olarak hayatı Hakkari'de olduğu kadar Ankara'da da, İstanbul'da da tehlike altındaydı. Böyle bir ortamda hükümet oldu. %50'den sonra, üçüncü seçimde %50'yi aldıktan sonra bıçak sırtından kurtuldular. Ama bıçağın ucuna geldiler. En sivri tarafı. Niye? Çünkü bundan sonraki birinci derecede rakipleri ve düşmanları kişisel ve kurumsal ego olacak. Bununla da başa çıkmak
Çok zor. Çok zor. Evet. Ve orada bir de şeyi söylemiştim. Yani keşke ustayız lafını etmeseydim. Yani şu ustalık dönemimizdir lafını etmeseydim. Bu son dönem. Benim hayatımda tanıdığım bir tane usta vardı. Çerkez İkmet Usta, romanda da vardır. Çerkez İkmet Usta'ya işte bir kamyonu en küçük bir desene kadar söküp takabilecek kadar ustaydı. Şoförlüğü de öyleydi. Ona ben bir gün sormuştum. Bu romanla alakalı değildir, gerçek dedi. Olamaz, hakikaten sordum. Hikmet Usta, Hikmet Usta diye yarısı unutuyorlar, şoförlerin piri diyorlar. Ben baba ustalık nedir diye sordum. Hayatımın rehberi olacak bir söz. Bazıları onu bugün Osmanlı şeyleriyle hat olarak yazıp duvarlarına asmaya başladılar. Ustalık temkindir dedi. Temkin, kendinden emin olmamak. Twitter üzerinden arkadaşlarla şey yapıyoruz, cemaatten arkadaşlarla. Diyorlar ki, Allah bu hizmete, yani hizmete yaptığınızı Allah ve millet sizden soracak. Dedim ki, emniyet, yani temkin ehli olmakta fayda var. Emniyet hissinin fazlalığı özel ve tüzel egodan kaynaklanıyor olabilirdi. Şey diyorlar işte, acziyet, mahviyet ve tevazu bildirmek şeyi yardımı Allah'ın yardımını sağlar, getirir diye söyledi. İyi de acziyet, mahviyet içerisinde tevazu ile halini Allah'a arz eden susar. İlticagahını yöneldiği makamı eline sopa olarak alıp milletin kafasına vurmaz. Bir ego şişmesi söz konusu. Karşılıklı niye? Çünkü Resulullah mümin müminin aynasıdır diyor. Hazreti Mevlana da diyor ki bu kafirin aynası yok anlamına gelmez. Onların da aynası var. Yani insan insanın aynasıdır. Ama kafirin aynasının üstü toz kaplıdır. Ve arkasından diyor ki aynada bir leke gördüyse bunu kendinden bil, aynadan bilme. Karşındaki sana nasıl bakarsa sen ona nasıl bakarsın? Aynı şekilde bakarsın. Şimdi hadisi kutsiyle ben kulumun zannıncayım. Kulum beni nasıl düşünürse ben öyleyim. Kul da kulun zannıncadır. Hani zaten bana nasıl bakarsanız ben de aynı şekilde bakarım. Bakışımızı düzeltmemiz gerekiyor öncelikle. Peki bu meselede de ya bunları bilmeyen insanlar mı? Bilen insan. Ama belli bir şeyden sonra asılıp tutunan bir şey dershaneye yapışıyoruz. Öbür tarafta şeye yapışıyor. Ben gedik açtırmam, şurada gedik açtırmam, adamımı sorgulatmam diyor mesela. Ha, burada bir şey meselesi. Siz bir sivil toplum şeyisiniz, hareketisiniz. Özellikle dini şeyle hareket eden bir cemaatsiniz. İktidardan ancak yönetişim talebinde bulunabilirsiniz. Yönetişim talebinde bulunabilirsiniz. Yönetişim nedir? İcraatlarda senin de fikrini almak. Hatta daha fazla almak ve çoğunluk hangi taraftaysa o tarafa. İşte İstanbul'da bu feribotlarda yaptıklarını Gezi Parkı'nda yapsalardı, yani yönetişim de bulunsalardı, insanlara sorsalardı, kadrolar çıkmayacak. İstanbul gibi imajı Türkiye'den büyük bir şehirde çivi çakarken bile halka sormak olmaz. Niye tek kişi karar verdi? Niye? Ya da niye bir grup karar verdi? Sor İstanbul'a sor, Türkiye'ye sor. Yani İstanbul'daki bir meseleyi Hakkari'deki adama sormanda abes bir durum yok. Çünkü İstanbul'un imajı Türkiye'den büyük. Şey olarak, yani bir sivil toplum örgütü, hareketi, kuruluşu, cemaat, hizmet ne derseniz, yönetişim talebinde bulunabilirsiniz. Beni dikkate al diyebilirsiniz. Milliyetimi bana bırak deme hakkına sahip değilsiniz. Spor Bakanlığı'nı, sporu bana bırak deme hakkına sahip değilsiniz. Milli takımı bana bırak deme hakkına sahip değilsiniz. Bursaspor'un başındaki benim cemaatimden olan arkadaş
milli takımın başına geçsin diye dayatamazsınız. O zaman iktidara ortak olmuş olur. Hiç kimse iktidarı paylaşmaz. Bu Tayyip Bey'in yapısından kaynaklanmıyor. Ben olsam ben de paylaşırım. Tabii canım. Tabiat, yani tabiata aykırı. Evet. Allah herkesin hali güzelleştirsin. Tamam. Başka soru yok galiba. Tekrar konumuza teşekkür ediyorum. Eyvallah, ben teşekkür ediyorum. Siz değerli misafirlerle katkınızla dolayı teşekkür ediyorum. Kitap bir şey var mı?